en düşük memur maaşı 22.000 TL olacak sözünün üzerinden 62 gün geçti. Ama 62 gün önce önemli bir artış gibi gözüken miktar hızla erimeye devam ediyor. Türk lirası sadece son 62 günde dolar karşısında %33 değer kaybetti. 62 gün önce bir dolar 19.5 TL iken bugün 26 TL'nin üzerine çıktı. 62 gün önce vaat edilen 22 TL ile 1.125 dolar alınıyordu. Bugün 845 dolar ancak alınabiliyor. İşin özü, kamu emekçileri, emeklileri olarak yıllardır ne bütçeden hakkımızı ne de refahtan payımızı alamıyoruz. 21 yıldır iktidarda olan hükümet her fırsatta büyüme rakamlarıyla övündü. Ama seçim süreci yaşadığımız son döneme kadar bir kez olsun o büyüme rakamlarını emeği alın teriyle yaratanlara refah payı vermeye yanaşmadı. 2022'nin ilk 6 ayı için %2,5 refah payı veriyoruz dediler. Ama bunu bile izleyen 6 ayın enflasyon farkından düştüler. Ardından gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen TÜİK enflasyonunun üzerine 5-10 ekleyerek refah payı veriyoruz oyununa başladılar. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için maaşlarımızda toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı, %13 refah payı toplam olarak %30 artış yapılmasını büyük bir lütuf gibi gösterdiler. Oysa ENAP o 6 ayın enflasyonunun %39 olduğunu, yani övülen artışın gerçek enflasyonunun 9 puan altında kaldığını açıklamıştı. İktidarın sanki kesesinden başlıyormuş gibi övündüğü, yandaş konfederasyon yöneticilerini de alkışladığı, yeterli bulduğu ve ek zamma gerek yoktur, kazanımdır diye müjdelediği %30'luk artış çoktan eridi. Seyyaren zam yapmak zorunda kalıyorlar. Burada tüm kamu emekçilerine sesleniyoruz. Gelin yıllardır tekrarlanan, bize her geçen gün daha sefalete iten bu oyuna artık dur diyelim. Ne TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarına, ne iktidarın refah payı aldatmacasına kanmayalım. Yandaş sendikaların müjde haberlerine itibar etmeyelim. Artışlar bu biçimde yapıldıkça, TÜİK sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, TL döviz karşısında değer yitirdikçe, bugün tartışılmakta olan ve yüksek gibi görünen maaş artışları gerçekleşse dahi yarın yine sefalet düzeyine inecek. Kaldı ki %17.55 oransal artı 8077 seyyanen zam ile kamu emekçilerinin eline geçecek olan gelir yoksulluk sınırının çok altında kalmaktadır. Tek çözüm insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelesini yükseltmekten geçiyor. Bunun için en düşük kamu emekçisi maaşı Temmuz ayı itibariyle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Her 3 ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmeli, üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamları refah payı olarak eklenmelidir. Gelir vergisi birinci dilim oranı %15'ten %15'e düşürülmelidir. Yoksulluk sınırına kadar olan maaşlar, ücretler birinci vergi diliminde sabitlenmelidir. Seçim öncesi verilen kira yardımı, mülakatın kaldırılması sözlerinin gereği zamana yayılmadan hemen yerine getirilmelidir. Bizler yoksullukta, sefalette eşitlenmek istemiyoruz. Hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler ulufe değil, grevli, gerçek bir toplu sözleşme düzeni istiyoruz. İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşama istiyoruz. Keske bağlı sendikaların üyeleri olarak tüm kamu emekçilerini, emeklileri, yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza mücadele etmeye çalışıyoruz. KESK Dersim Şubeler Platformu. Susma, sustukça sıra sana gelecek.
sustukça sıra sana gelecek.